Gaziantep'te elektrik işi yapan ustalar günlük 1000 TL'ye çalışacak eleman bulamadıkları için mesleğin ölmesinden korkuyor. Askerden sonra bu işe şey ettik, el attık. Unele, ya şimdi unele deyken yalnızca unele değil yani. Nokudele var, bulgulu için var, simit için var, ondan sonra fasulye için var. Bunlar hepsi leğe giyiyor. Un ele mesela, unun kepeğini, kepeği üstünde kalıyor, unu altına dikiliyor. İlk önce kastığımı diyorsun, sonra su çemberi yapıyorsun, ondan sonra şey yapıyorsun, naylonu getiriyorsun. Naylonu getirdikten sonra bu çember atıyorsun, demirden çember. Çemberi attıktan sonra döndürüyorsun, çivileyiyorsun, çivilettikten sonra da İş bitmişti yani. Bu neler olmuştu. Ya evvelden günde 400 tane yapardık, 300 tane yapardık, 200 tane yapardık. Şimdi günde bir tane yapmayayım. Halfelerimiz vardı, ustamız vardı, babamız vardı. Elektrik ekip işidir. Ekibin olmazsa tek başına yapamazsın. Tek başına 20 tane elektrik adamazsın akşamada. Ama ekip olduğu zaman, üstlük işi olursan günde 200-250 tane elektrik adırsın. O çıkardığın eletleri de satarsın yani yazın. Dördüncü ayda başlarsın satmaya. Ta 11. aya kadar gider. Kaç tane çıkarırsan çıkar. İstersen günde 2000 tane çıkart, 2000 tane iyi satarsın. Ama şimdi teknoloji gelişti. Un eleğine lüzum kalmadı yani. Evvelden unlarımız kepetliydi. Eliylerdi, kepeği üstüne alıyordu, unu altına dökülüyordu. Şimdi sıfır makineler var. Sıfır makineler yani ele ihtiyaç görmüyor. Naylon plastikten yapılanlar iş görmüyor. Dışı gazete olmalı. Dışı gazete olmalı. Naylondan yapılan bir ara çıktı ama piyasada pek tutulmadı o. Ya doğuya gidiyor bu ekseği. Şimdi Antep içerisinde pek yok. Ama doğunun mesela Urfa tarafından sonra aklına ne gelirse doğunun her tarafa gidiyor. O da satılıyor. Mesleğin devam ettirilmesi için neler söylüyorsunuz? Eleman sahtelem yok. Eleman olsa yaparız biz bu işi. Bizim mesleğimiz elekçi. Eleman, benim iki tane oğlum var. Bir tanesi postanede, bir tanesi de Manavgat'ta. İkisi de bu mesleği belirlediler ama yapmıyorlar. Çünkü iş değil değiller. Yani sabahtan akşama da çalışıp mesela bir adamın yövmesi 1 milyar. Ölmek üzere. Yani benden sonra yani bak o da arkadaşımız da tek çalışıyor. Ben de tek çalışıyorum. O gene elek yapıyor. Ben elektriğe bıraktım. Dükkanımda bir tane elek yok. Bak içeri koymuşum elekleri. Ya eleman sıkıntısı vardı. Ya 1000 kağıt usta bir yani eleman 1000 lira veririz. Yani usta eleman 1 milyar veririz gelirtire. Ama eleman olmadığı için 1 milyar da versek, 2 milyar da versek eleman yok. Ya her sene iş azalıyor. Her sene düşüyor. Herkes evinde ekmek de çetmiyor. Etmiyor, herkes hazır alıyor. Bu da bizi yıkar. Ekmek pişme olmadığı için de Fabrul Sanat almıyorlar. O da bizi bitirir. İşçiler bu işleri zaten istemiyorlar. Biz oradan şeydik, içindeydik. Bir de kimse istemiyor. Bir de okullar var. Adam 12 sene okul okumuş. Kimse öğrenmez ki ne. Peki bir eleği ne kadara satıyorsunuz?
50 lira, 40 lira elene göre. 30 lira. Günlük ben 15-20 tane sütü ederim. Ya o çabuk yapar. O bir yapmaya 3000, 4000, 5000'den olur. Ama ona da istek, talep olması lazım. Yok yine, talep de yok. Herkes hazırcı oldu. İşte bizden sonrası tufan. Artık kim yaparsa. Benim bir tane oğlum var mesela, şey etmez, o üniversite okuyor. Benden sonra yok, kimse yok. Üçüncü nesilim ben şu anda. Bundan sonra yok zaten, dördüncü nesil olmaz. Kullanıyor tabii. Kullanıyor da bunu kullanmıyor da. Şimdi naylonlar çıkmış. Onunla eli yok yani. Hepsi naylon oldu amcacığızın. İnsanlar da naylon oldu. Erini yok buraya gelmeye. Antep uzak oldu. Gitti, başını aldı gitti. Buraya gelmiyor yani, hemen naylon alıyor. Naylonla sallıyor. O da nasıl? O da nasıl? 3-4 ev bir oluyorduk. 50 kilo ekmeği ediyorduk. Çuvalla unu yediyorduk. Şimdi aldığımız lastik. Ekmek alıyorum fırından, lastik dişini kesmiyor. Eski buğda kalmadı. Eski insan kalmadı. Hiçbir şey kalmadı oğlum.